Günaydın. Kuzey Kore'deki üçüncü günümden herkese selamlar. Şu an ses geliyor mu bilmiyorum da. Her sabah burada bir marş okunuyor arkadaşlar. Marş değil mi? Bunun işte devletin çaldırdığı müzik diyeyim. Hakaret etmeden bunu böyle söyleyebilirim. Üçüncü günümüzdeyiz. Chongcheong Otel'den birazdan kahvaltı yapacağız. Ondan sonra da Pyongyang'a 2-2,5 saatlik bir yolumuz var. Geri döneceğiz. Ondan sonra da tüm gün Pyongyang gezeceğiz. Şu anda halkın arasında karışıyoruz. Şu an gayet lokallerin yanındayız. Çok yüksek binalar var yani. 30-40 katlı falan. Çocuk. Çok tatlı ya. Boyları bayağı kısa ama kadınların burada. Çok, ve hepsi esmerler. Niye bilmiyorum, çalışmaktan mı güneşin altında? Kuzeyliler bayağı bir esmerler yani. En yüksek apartmanı şurasıymış. 70 katlı. 70 tane katı varmış. Hiç 70 katlı gibi görünmüyor ama 70 katlıymış. Burası işte doktorlar, işte avukatlar, işte profesörler ve buradaki birçok üniversitenin öğretmenleri burada yaşıyorlarmış. Devlet tarafından onlara verilmiş, halka verilmiş bir yer yani burası. Böyle göstereyim. Yanındaki abi burası asker değil arkadaşlar. Yanındaki abi KKF'den bir çalışan sadece. Burada Kuzey Kore nüfusu arkadaşlar 27 milyon. Ama 27 milyonun hepsi Pyongyang'da yaşamıyor. Pyongyang sadece Pyongyang'da işi olanlar yaşıyor yani. Öyle dışarıdan gidip Pyongyang'da çalışmıyorlar. Çok rahat bir şekilde çektiriyorlar video ama ya. Videoya hiçbir şey demiyorlar. Şey dedim, seni çekebilir miyim dedim sigara içerken fotoğrafımı dedim. Hayır. İstemiyorum diyor. Evet ya, sadece insanların gidip... Evet yani... Yani Türkiye'de de şimdi insanların gözüne sokarsam telefonunu kameranı çektirmez tabii ki ama böyle yani onlara çaktırmadan, gözlerine sokmadan çekersen bir sıkıntı yok yani. Hiçbir şey demiyorum. Askerler burada hem ülkeyi koruyorlar hem de bu binaları yapıyorlar. Tam olarak şu binaları insanlar yaşayabilsinler diye. Burada yaşayan insanlar da Kim Il-sung Üniversitesi'nin çalışanları, işte profesörleri, hocaları falan. Yani devletin böyle bir şey yapması da güzel tabii. Öğretmenlere böyle ev vermesi falan güzel bir şey yani. Tabii ki bu arada tüm halka veriyor devlet. Yemek de veriyor, ev de veriyor, iş de veriyor. Bu güzel bir şey. Yine kaçıyor. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 안녕하십니까? 안녕. 안녕. 안녕하십니까? Bye bye. 안녕. Baba. Ya. Gel bak 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 bak. Bak buraya. Hadi baba. Çok tatlı. Hadi. Çok tatlı çocuk. Çok tatlıydı be. Çok tatlı bir çocuk. Vallahi bayıldım çocuğa ya. Burası olarak çok yeni yapılmış daha. Yeni bir cadde yani. İnsanlar voleybol oynuyor. Burada yaşıyorlar. Marketler falan var. Burada bir galiba bir restoran anladığım kadarıyla. Koreyi bilmediğim için her şey var gayet. Tabii eldekiyle yani elde ne varsa onunla bir şey üretmeye, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Herkesin şurasında rozet var. Kesinlikle hani Kim Il-sung ve Kim Jong-un'un resminin olduğu bir rozet deniyor galiba ona. Rozet taşıyorlar yani hep buralarında. Kalplerinin tam üstünde hep bir rozetleri var. Bugün üstündeki tişörtle şöyle göstereyim. Üstünde See you in Pyongyang yazıyor. Pyongyang'da görüşürüz. Boş tişört. Türkiye'de giyebilir miyim bilmiyorum da ya da dünyanın herhangi bir yerinde. Ama aldım yani. Hoşuma gitti.
Yani bana bir bilmiyorum arkadaşlar ama benim gördüğüm kadarıyla bir huzurlu geldi yani. Dış dünyayı bilmeyen bir insan olsam bence gayet huzurlu bir hayat. Çünkü bilmiyorsun ki dışarıda ne var. Yani o yüzden bilmemek daha güzel. Ha, yaşamam tabii ki dış dünyayı bildiğim için ama bilmesem gayet iyi. Hiçbir şekilde özel mülkiyet yok arkadaşlar. Yani herkes devlet için çalışıyor. Parka gidebilir miyim diye sordum. Git tabii ki gidebilirsin. Hiç sıkıntı yok dedi. Tabii ki gidebilirsin dedi. Şimdi Kore'de çocuk parkına gidiyoruz. Çocuklara yaklaşayım dedim de yaklaştım. Çünkü şeker var. Hello. Annyeo. Ayfa에서 웃으면서 살아라. 아이파 산적대 에이컵다 아이파. 아이파. 아이파 하세요. 바이바이. 아이파. Berlin'den gönderilmiş. İşte yine işçiler var. Bir tane işçinin arkasında bir insan değil. İnsanın arkasında org var, bu müzik aleti. Diğerinin elinde gazete var. Unutulan şey de arkadaşlar, liderleri burada böyle gösteriyoruz. Liderleri hep işçilerle, işte bakın kadınlarla, yani çalışanlarla beraber, yani biz beraber yükseliyoruz demek istiyor. Ve hemen arkalarında da görürsünüz fabrikalar var. İşte arkada elektrik direkleri var, yine fabrika var. Hep bunu göstermek istiyorlar insanlara. Metroya gidelim. Görüşürüz. Otur, otur. Okey. Şimdi iniyoruz. Metrodan. Böyle. Bana soru ediyorum da sanki. Tövbe tövbe. Kendimi kızdım şu anda. Aaa. Burası daha bir güzel bir yer. Arkadaşlar buradaki şu etrafımda gördüğünüz yani şu mozaikler böyle kaplıyor burayı. Bakın arkamda da var. Bunlar tek tek yine mozaikli, yani kaç yüz milyon taş kullanıldı bilmiyorum, ufak ufak mozaiklerle yapılmış ve tüm şu an olduğumuz şehir Pyongyang'ı temsil ediyor. Yani tüm Pyongyang'ı baştan sona mozaiklerle yapmışlar. Şu an yeni metromuza geldik. Şunlar da üzüm ağaçlarını temsil ediyormuş. Hemen karşıda mozaiklerden yapılmış olan resimde Kim Jong-il'in resmi. Önümüzdeki Fatih abi de izin aldı gidebilirim oraya diye. Böyle yani izin alıp gidebiliyoruz istediğimiz yere. Şimdi o Kim Jong-il'e doğru yaklaşacağız. Yine mozaiklerden yapılmış ve arkasında da bunun en büyük dağı olan Baekdu dağıymış. Baekdu dağındayız yani bu resimde. Böyle insanlar işte metroya doğru gidiyorlar şu anda. Yani 400 bin kişi kullanıyormuş günde. Bence gayet iyi bir rakam. Tabii Türkiye'de, İstanbul'da, İzmir'de bilmiyorum kaç kişi ama 400 bin kişi baya baya iyi. Bu insanların kıyafetleri şey hep. Hani bizim 1960-1970'lerin kıyafetleri çok hoş bence. Yani ben çok hoşuma gitti. Bu da arkadaşlar işte gazeteler. Gazeteleri böyle asıyorlarmış. İnsanlar da ülkeyle alakalı haberleri bu gazetelerden okuyup öğreniyorlar. Arkadaşlar metro gerçekten bu Türkiye'de yeni kapı durağı mıydı İstanbul'da bilmiyorum da. Onun gibi yani İstanbul'da vardı bir tane böyle durak. Yeni kapıydı galiba tam hatırlamıyorum. Yani bunun uzunluğu yani şöyle komple 100 metre. Şimdi arkadaşlar Kim Il-sung meydanına gidiyoruz. Arkadaşlar şu an sanki Bali'de geziyormuş gibiyim ha. Vallahi Bali'de geziyormuş gibiyim şu anda ama Great Kuzey Kore sokaklarındayız şu anda. Şöyle.
Evet, şu an araba yok gerçekten. 2-3 tane falan araba var şu anda ama normalde baya baya var ya. Geldiğimiz yerde burası Kim Il-sung. Kim Il-sung meydanındayız şu anda. Bu Juju'yu de göstereyim size şimdi. Kendi ideolojileri şu an tam olarak hatırlamıyorum. Nasıl bir ideolojiydi ama işte komünizm, sosyalizm, birlik, beraberlik, çalışalım edelim, yürüyelim, gidelim yani. Olay o. Juju ideolojisinin kulesi mi desem artık? Kulesi. Önünde de hemen işte çekiç, orak ve fırça. Yani işte çalışmak, sanat falan. Olayımız o yani. Yakından göstereyim. Az önce dedim ya arkadaşlar, bu işte Juju ideolojisi diye. O Kim Il-sung'un yazdığı bir ideoloji. Ve Kim Il-sung'un yaptırdığı bir şey. Ondan sonra ya bakın tam karşımızda Kim Il-sung meydanı var. Ve orada iki tane resim var. Birazdan daha yaklaşınca göreceğiz. Kim Il-sung ve Kim Jong-un'un. Tam olarak o resimlerin üstüne oturuyormuş. Yani üst kısmındaki balkona oturuyorlarmış. Ve oradan askere geçtiler törenlerinde. İnsanları selamlıyor. Halkı selamlıyor. Askerleri selamlıyor. Tam olarak bu karşıda. Burası Kuzey Kore'nin tam olarak sıfır noktası. Daha doğrusu Pyongyang'ın sıfır noktası. Mesela biz Kaesong diye bir yere gideceğiz. Kaesong kaç kilometre ise buradan ölçülüyor. Yani işte sıfır noktası burası. Buradan 200 kilometre mesela. Yani tüm noktalar buradan başlıyor. Şurada hemen komünizmin bayrağını görebilirsin. Hemen şurada Kuzey Kore bayrağı. Bayrak da arkadaşlar komünizm, daha doğrusu buradaki partinin bayrağı. Zaten bir tane parti var. O da Komünist Partisi. Onun partisinin bayrağı. Az önce ben size direkt komünist bayrağı demiştim ama hayır. Buradaki partinin bayrağı. Çok benziyor, ne yapayım, genel bayrağı. Kim Il-sung meydanındayız arkadaşlar. Önünde bir kere bir eğilmemiz gerekecek. Eğilelim onlara. Saygımız yani. Yapacak hata bir şeyimiz de yok. Elimizden pek de bir şey gelmiyor zaten yani. Hayır ben eğilmem lan falan diyemiyorsun yani. Bir kez önünde eğileceğiz. Burada askeri geçit olduğu zamanlarda arkadaşlar bu parti binasının önünde şurada görebiliyorsunuz. Orada partinin görevlileri oturuyor. Burada da tam olarak şurada birinci katta Kim Jong-un oturuyor. Sol tarafta işte buranın üst düzeyleri mi diyeyim? Üst düzey diyelim. Onlar oturuyor. Sağ tarafta da davetliler, işte bu KKF üyeleri, buradaki üstü diplomatlar falan oturuyor. Ondan sonra da buradan askeri geçit yapılıyor. Tam olarak şuradan geçiyorlar. Halk da burada şovlarını sergiliyorlar. Şimdi kız şey dedi bize, biz bayağıdır duruyorduk burada, fotoğraf falan çekildik. Onu da Instagram'da görebilirsiniz, onu da şuraya yazayım Instagram'ı. Orada çok fazla durmayın dedi. Yasak demeyelim bunu ama çok fazla durulmasını istemiyorlar dedi orada. O yüzden kız bildi bu. Yani yarın böyle koşarak çıktı yani. Şimdi de Kim Il-sung meydanından başka bir yere doğru gidiyoruz. Bakın şimdi burası sol tarafta arkadaşlar. Turla gelenleri görebiliyoruz. Çinliler. Onların otobüsleri şöyle. Şimdi gerisi bir dakika gideceğiz arkadaşlar. Burası bu arada 5 katlı. Toplamda da aha, okay, English okay. Toplamda da 60 metreymiş buranın büyüklüğü. 60 metre büyüklüğü, o balkonun olduğu yarı 45 metreymiş değil mi? Evet. Şimdi balkona çıkıyoruz. Kimse yok. Tek biz varız şu an. Karşısı stadyum. Kim Il-sung stadyumu burası arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Etrafı böyle full orman stadyumun tam ortasında stadyumu. Zaten Kuzey Kore genel olarak orman. Çok fazla yani yeşilliğe adama çok değer veriyorlar. Yani her yerde bir park bahçe kesinlikle var. Yani etraftan da belli oluyor. Şehrin içinde bile orman var. Evet, yani. Şehrin içinde orman var harbiden. Yani bak sol taraf böyle. Sağ taraf böyle. Ama içinde orman var.
Arkadaşlar şu gördüğünüz resimde Kim Il-sung konuşma yapıyor. Yani kusurlukları zaman. Resimde arkasında tam olarak burayı gösteriyor. O zaman stadyum yok burada. Konuşmasını tam olarak burada yapıyor. Ve arkasındaki böyle bir çizgi var arkasında mavi. O da bu arkasındaki işte dağlık alanı gösteriyor. Bayağı hani resimdeki gerçekle resimdekini aynı yapmışlar. Ve o resim tam 2.9 milyon mozaik parçanın oluşuyor. 2.9 milyon ve tek tek yerleştirmişler bunu. Nasıl yaptınız diye sormuyorum. Çünkü cevabını biliyoruz yani. Koreliyiz, biz yaparız diyorlar hep. Arkadaşlar şu arkamdaki işte yerde Kim Il-sung konuşma yaparken böyle göstereyim. Şöyle kocaman, bembeyaz. O zamanlar yaşayan Koreliler yeten renkleri çok beyazmış. Sanki böyle beyaza boyanmış gibiymiş. O kadar çok insan varmış. Hiçbir şekilde toprak parçası gözükmüyormuş. Bu Japon, yani Japon koloniliğinden evet kurtulduktan sonra öyle bir şey olmuş burada. Burada Kim Il-sung başkan, Kim Jong-il general, şu anki başkanları Kim Jong-un da mareşal, komutan diyorlar. Yani onlar için gerçek başkanları Kim Il-sung. Ve halen daha Kim Il-sung'un evet ölümsüz olduğuna ve onun halen daha aralarında olduğuna yaşadığını yanıyorlar. Şu karşımızda gördüğünüz yer arkadaşlar yeni yapılan yer. Ve şu anda da bakın mesela şunlar inşaat halinde. Bunlar eski binalar. Ama şu anda hepsi tekrardan yapılıyorlar. Yenileniyorlar, modernleştiriliyorlar. Ve bir tek tek yapıyorlar. Tek seferde tüm şehri yıkmıyorlar. Tek tek bir bir hepsini yeniliyorlar. Ve bu insan buralarda işte apartmanlar yani. İnsanlar yaşıyorlar ve şu sol tarafta da gördüğümüz yerde yeni hastaneleri yapılıyormuş oraya. Şu anda inşaat halinde. Orası da yakında hastane olacakmış. Arkadaşlar şimdi şurada bakın tam olarak şurada bir at var. Bu ata Tallima, Tollima or Tallima? Tollima, Tollima diyormuş. Tollima da bu Pegasus gibi hani dünya üstü bir hayvan diyelim, at yani. Çok hızlı bir, günde 400 kilometre koşabilen bir atmış. İnsanlar da, buranın insanları da o yüzden Kore halkını sembolize etmesi için oraya Tollima diyorlar. Tollima hızındayız, Tollima gibi güçlüyüz falan filan diyor. Sonra şu arkamda işte yeni yapılan yere gittik ya az önce. Orası da tüm o arazinin yapılması sadece bir yıl sürmüş. O yüzden de oraya da Mallima diyor. Orası Tallima, orası Mallima. Mallima da Tollima'dan 10 kat daha hızlıymış ve yani gerçekten çok hızlılar. Bir yıl içerisinde yani Mecidiyeköy diyeyim, Mecidiyeköy'ün merkezi kadar yer yapmış herifler. Kocaman yani hepsi yüksek yüksek binalar yani. Bayağı hızlılar herifler. Şu gördüğünüz binada tam 105 kattan oluşuyormuş. Ama henüz bitirememişler. En iyisini yapmaya çalışıyorlar. En iyisi olduğunda orası bitecekmiş ve 105 katlı bir otel olacakmış. İnşallah biter de biz de görürüz, belki gelir kalırız yani.
hayatımda izlediğim en güzel şov. Teknesiz abi. Böyle bir şey yok. Şu arkamdaki bu kağıt değiştirenler de bu arada 17 bin tane çocukmuş. 17 bin tane öğrenci değil mi? 17 bin tane öğrenci şu kağıtları değiştiriyorlar. Çok fazla. Bakın herkes tur arabaları herkesin aşağıda çünkü herkes turla gelmiş, biz turla gelmediğimiz için bizim arabamız bu ve yukarıda herkes böyle. Stat'tan çıktı şimdi evine doğru, oteline doğru gidiyor, biz ama özel aracımızla gidiyoruz. Şimdi yemeğe geldik biz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz Fanta var ya, biz onu 3 gün önce aldık. 2-3 gün falan önce. İşte içtik, yarısı kaldı. 3 gün sonra geldik. Yine aynı yerde duruyor. Çıldırdılar. Bir şeyler oluyor. Çok ilginç ya, o Fanta'nın orada olması hala. Evet. Kuzey Kore'den yine selamlar. Kendime de bakıyorum oradan. Yine çok mutluyum ben. Bilmiyorum, Kuzey Kore'ye gidip bu kadar mutlu olan başka insan var mıdır? Ama ben gerçekten çok mutluyum. Bugün jimnastik gösterisine gittik. Dünyanın en büyük stadyumunda yapılan... Bakın bu noktaya dikkat çekiyorum. Dünyanın en büyük stadyumunda yapılan jimnastik gösterisine gittik. Benim hayatım boyunca izlediğim en iyi gösteriydi. Ben bunu ne bileyim, Moldova'da yapsa en iyiydi, Uganda'da yapsa en iyiydi benim için. Yani bunun hani Kuzey Kore'ye geldin abartıyorsun lan. Hiçbir alakası yok. Bunu da bilmiyorum, bu videonun içinde mi olur başka bir şey mi koyarım ama. Yani daha iyisi yok ya gösteri için. Sordular bize daha önce böyle bir gösteri gördünüz mü diye. Hayır dedim, yok falan. İşte biliyorlar benim kaç ülkeye gittiğimi. Kız şey diyor, işte bir tane bina gösterdi burada, 105 katlı bina. Bu bina gibi falan var mı? Vardı Dubai'de, Burj Khalifa falan. Bilmiyorum dedi. Bir üzüldüm ya dedim. Nasıl bilmiyorsun? Böyle tatlış yani. Gösterdim telefondan böyle, bak Burj Khalifa burası, Dubai burası diye. Peki dedi. Arap dedim, Arabik falan dedim. Ha Arabik dedi. O kadar yani, kızlar Arabik biliyor ama Dubai, Burj Khalifa falan. Benim hiç beklemediğim kadar video çekebiliyorum her yer. Müzede çekemiyorsun. Bir tek müzede çektirmediler. Ha bir de süpermarkette. Ama o süpermarketin kuralıymış. Ben adama çekeyim dedim. Bekle bir saniye, gitti içeriye. Süpermarketin artık supervisor mu, müdürü mü neyse bilmiyorum. Müdürüne gitti sordu. O da hani burada biz istemiyoruz dedi. Ama yasak demediler. Biz hani insanlar var hani istemiyoruz dediler. Yoksa her yere çekiyoruz. Ve ayrıca o süpermarkette ben bir marka gördüm. Bir marka. Bunu şurada Kuzey Kore atıştırmalıkları aldık. O videomu çekerken oradan bir videom var. Süpermarketten 3 saniye. Telefonla böyle kaçak kaçak çek. O videonu da göreceksiniz. Hangi marka? Biz gördük dedik ki yok ana yani, olamaz yani. Ve biz mesela işte kola içiyoruz, Fanta içiyoruz değil mi? Heineken bira falan var. Bunu bir tek otelde olduğunu düşünüyorduk. Ama değilmiş. Markette, süpermarkette, halkın gittiği süpermarkette gayet kola, Fanta ve Coca-Cola yani. Fake ürün değil. Yani bir Le Cola falan değil. Sprite ve silme var yani, böyle yüzlerce belki binlerce var yani. Viski var, Red Label, Black Label, Chivas var. Yani benim bildiğim hiçbir şekilde yabancı ürün yoktu. En azından biz öyle biliyoruz. Tanıdığa vardı, onu o videoda göreceksiniz, şimdi söylemeyeceğim. Ya bir sürü yabancı ürün. Şey var, otelde gördüm. Eşofman, Adidas. Blio bu arada bu. Adidas reyonu değil tabii ki ama bir Adidas eşofman vardı. Bir tane fila kapşonlu vardı. Yani var, yok diye bir şey yok. Bize niye böyle gösterdiniz ya? Bu daha önce oraya giden insanlar, buraya gelen insanlar. Niye yani geldiniz, siz de gördünüz. Niye her şey çok kötü dediniz ki? Tabii ki köyde yaşayan halkın çok büyük sorunları vardır. Eminim ben buna. Açlıkla uğraşıyorlardır, kıtlıkla uğraşıyorlardır. Buna eminim. Ama siz genelleyerek neden Kuzey Kore'de hiçbir şey yok, Kuzey Kore'de araba yok, Kuzey Kore'de yabancı ürün yok. İşte Kuzey Kore'de her yer asker dediniz ki. Çünkü her yer asker değil. Bu bir. Yabancı ürünler var. Araba bir sürü var. Yani niye yalan söylüyorsunuz ki? İlla kötülemek zorunda değilsiniz. Ya ben de tabii şu an şey yapmıyorum. İşte Kuzey Kore mükemmel bir yer demiyorum. Sadece gördüklerimi söylüyorum. Ben gidip Kuzey Kore'nin ne bileyim en kötü yeri bilmiyorum yani. En kötü, en pislik,
yerine girsem belki o zaman diyebilirim ki evet gerçekten o açlığı gördüm veya o kıtlığı gördüm ama ben görmedim. Görmediğim bir şey de söyleyemem. Ben size bunu videomda hep diyorum. Ben size yalan söylemeyeceğim. Ben size şu anda Kuzey Kore'de gördüğüm şeyleri söylüyorum. O yüzden bunun altı videonun altı yazmayın işte. Bu da Kuzey Kore'ye övüyor ya falan alakası yok. Ben ne görüyorsam onu söylüyorum. Yani tabii ki açlık kıtlık var. Buna gerçekten tekrar söyleyeyim. Eminim yani. Çünkü mesela yemekte tavuk istiyoruz mesela. Tavuk yok diyorlar. Yani bugün yok. Bir daha ikinciyi söylüyorum. Yani tavuk yok. Tabii biz bunu biliyoruz kıtlık olduğunu, kıtlık değil de açlık olduğunu. Çünkü ülkeye hiçbir şekilde yemek girmiyor. Yemek, içecek yani kola, fanta falan giriyor da kim ne yapsın kola, fantayı yani. Adamlar kendi ellerindekini üreterek bir şey yaratmaya çalışıyorlar. O yüzden bu kadar var. Halk karnı tok gördüğümüz kadarıyla. Köyüne de gittik, lokaline de gittik. Pyongyang'a 3 saat mesafedeki Haechon mu neyse. Öyle bir yere gittik. Gayet bildiğin köylülerle beraber binlerce insanla. Gördüğümüz evet fakirlik var ortada. Onu çok ne şekilde görebiliyoruz. Kıyafetten vesaire ne bileyim giyim kuşamdan. Ama öyle bir açta açıkta olma durumu yok. Sokakta insan kesinlikle yok. Sokakta yaşama falan filan kesinlikle yok. Çünkü da komünizm var yani. Hepsinin bir evi var. Zaten devlet yemek desteği veriyor. Yani benim şu an kadar gördüğüm arkadaşlar kısacası internette yazılan şeylerin, gösterilen şeylerin %50'sinin %60'ının abartı oldu. Niye abartıyorsun? Zaten bunu da videomda göreceksiniz. Çok fazla video çektim. Her şeyi size olduğu gibi göstermeye çalıştım. Umarım çok seversiniz ya videoları bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok uğraştık. 4 ay uğraştım buraya gelmek. 4 ayın sonunda da gelebildim. Şu an 3. günümdeyim. 2 günüm kaldı. Yarın ve diğer gün. 2 gün kalın daha neler olacak. Daha Kuzey Kore sınırına gideceğim yani. Güneyden kuzeyi gördüm. Tam o videomu biliyorsunuz. Bir de kuzeyden güneyi göreceğim. Yani o güneyden kuzeyi görürken mesela bir de şey diyorlar. Şu köy fake mesela diyorlar. Bu köy fake köy. Bu köyde aslında her şey yalan diyorlardı. Biz inanıyorduk. Bilmiyorduk çünkü. Şimdi gideceğim. Kendim göreceğim. Bakalım gerçekten fake. Fake ise ya. Hatta onu videomda göreceksiniz. Ben çok yorgunum. Felaket yorgunum. Uyumak istiyorum. Gerçekten uyumak istiyorum. Birazcık yatayım. Dinleneyim çünkü yarın sabah 6'da kalkacağız. 4 saat falan yolumuz var. Bakalım daha sonraki videolarımda neler olacak. Haydi bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.